Ali Sürmeli 7 Nisan 1959 tarihinde Karlova, Bingöl'de doğdu. Aslen Muşvarta Omeryan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeniyle Solhan ve Karlova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa'da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında Dönüş adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1995 yılında Sokaktaki Adam rolü ile Siyad ödüllerine layık görüldü. 1998 yılında Karşık Pizza adlı filmde rol aldı. 1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Deli Yürek adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü. 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Filler ve Çimen adlı sinema filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. 2001 yılında Semir Aslan Yürek'in yönettiği Şelale adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı. Aşka Sürgün, Yağmur'dan Sonra, Hürrem Sultan gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslan Yürek'in Eve Giden Yol 1914 ve Ömer Fark Sorak'ın Sınav adlı filmlerinde rol aldı. 2014 yılında Beyaz Karanfil adlı dizide Kenan Çoban, Hakan Boya ve Ali Sürmeli başrollerde oynadı. 1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Mucize adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı. 2016 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Vezir Parmağı adlı sinema filminde rol aldı. 26 Eylül 2020 tarihinde tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, Kadıköy'de özel bir hastanede 27 Eylül 2020 tarihinde ameliyata alındı.